Herkese merhabalar. Bu bölümümüzde Amerika'nın sembolü haline gelmiş olan Özgürlük Anıtı'nı ve yeni açılan müzesini ziyaret ediyoruz. Yapımına Eylül 1875'te başlanan heykelin tasarımı ve inşası Fransız asıllı Frédéric Auguste Bartholdi tarafından yapılmıştır. Toplamda yapımı 11 yıl süren anıt heykel Ekim 1886 senesinde tamamlanmıştır. Yüksekliği toplamda 93 metreyi bulan anıt heykel toplamda 204 ton ağırlığında olup her sene 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırlamaktadır. New York ve New Jersey eyaletleri arasında bir ada üzerinde bulunan anıt heykel bugüne kadar 5 kez bakıma alınmıştır. Bakırdan yapılmış olan yapı esasında yeşilin aksine bakır rengi olup yıllar içerisinde okyanustaki tuz oranı sebebiyle korozyona uğrayarak günümüzdeki rengine kavuşmuştur. ...1984 senesinde UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan anıt heykel, Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolü haline gelmiştir. Anıt heykelin üzerinde bulunduğu adanın toplam büyüklüğü 162 bin metrekaredir. ...1986 yılında değiştirilen ve el bölümünde bulunan meşale 24 karat altın ile kaplanmıştır. Taç bölümünde bulunan 7 sivri ok 7 kıtayı temsil etmektedir. Hem New York hem de New Jersey eyaletinden her yarım saatte bir vapur seferleri bulunmaktadır. Ancak uzun saatler önce vapur kuyruğuna girmeniz gerekmektedir. Lakin her gün binlerce kişi vapur ile ulaşım sağlamaktadır. Toplamda iki eyaletten de 15 dakika süren yolculuk ve ada ziyareti için 18 dolar istenmekte. Günlük ortalama 10 bin kişinin ziyaret ettiği adada ziyaretçileri bekleyen bir diğer Amerika sembolü ise kartpostallarda bolca rastladığımız meşhur New York manzarası. Yapımına 7 Ekim 2016 tarihinde başlanan Özgürlük Anıtı Müzesi, 16 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanarak ziyarete açılmıştır. Toplamda 70 milyon dolar bütçeyle yapılan müzede Özgürlük Anıtı'nın orijinal prototipleri, ilk kalıplarını, modellemelerini ve hatta 1986 senesinde yenilenerek yeri değiştirilen meşaleyi görmek bile mümkün. Tasarım zamanından kalma modellemeler ve kalıpları.
heykelin temeli için tasarlanmış 3 farklı model. Ve beklenen an, 1986 senesinde değiştirilmiş orijinal meşale. Müzenin kapısının hemen yanındaki merdivenlerden yukarı çıktığımızda bizi gerçek bir görsel şölen karşılıyor. Bir yanda New York manzarası, bir yanda özgürlük anıtı. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.